Robotlar masalara konuyor, öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor ve hakemlerin gözetiminde turnuva başlıyor. Amaç robotların verilen görevleri eksiksiz yerine getirmesi. 2, 1 ve... Robotlar görevlerini yapmaya çalışırken bir yandan da kronometre çalışıyor. Ama her ne kadar robotlar masadayken kronometre geriye doğru işlese de aslında bu turnuvada saat hep daha ileriye, çocukların geleceğine doğru işliyor. Bilim kahramanları bir yarışma değil, bir turnuva. Takımların kazanmak için değil, paylaşmak, öğrenmek, gelişmek için katıldıkları bir bilim turnuvası. Asıl mesleği bankacılık olan Hakan Habib'in kurduğu Bilim Kahramanları Derneği, her yıl First Lego Ligi adıyla düzenlenen küresel robot turnuvasına Türkiye'den takımlar yetiştirmeye amaçlıyor. Dünyada 60 ülkede 9-16 yaş arası 170 bin çocuğun katıldığı turnuvada öğrenciler kurdukları takımlarla hem mekanik problem çözen robotlar tasarlıyorlar hem de sorunlara çözüm olacak yeni projeler geliştiriyorlar. Projemiz erken teşhis tişörtü. Tişörtün teknolojiyle üretilmiş, vücuttaki sinir uçları tişörtle otomatik bağlantıya geçip bize ağrının yerini belli ediyor. Takımlar Eylül-Ekim ayından itibaren birlikte çalışmaya başlıyorlar. Bir taraftan robot tasarlıyorlar, program yazıyorlar. Diğer taraftan projelerle ilgili çalışıyorlar. Biz sezon içinde ilk önce yerel turnuvaları yapıyoruz. Bu sene olduğu gibi. 3 büyük şehir, artı Gaziantep'te yerel turnuvalar yapıyoruz. Daha sonra ulusal en iyi takımlar ulusal turnuvaya katılım hakkı kazanıyor. Ulusal turnuvadaki en iyi takımlar da uluslararası turnuvalara katılım hakkı kazanıyor. Bilim Kahramanları Derneği'nin gönüllülük bazında düzenlediği etkinlikler sayesinde bugüne kadar 22 ilde 9 ila 16 yaş arası 5200 çocuk bilim kahramanı olmak için turnuvalara katıldı. Tüm bu çalışmalar sürecinde gençler hem bilim ve teknoloji ile uygulamada olarak tanıştı hem de takım çalışmasının değerini öğrendi. Takımımızda lider yok, biz hepimiz bir lider olarak katıldık. Hepimizin görüşleri, hepimizin o problemleri hepimiz için de geçerliydi aslında. Hepimiz bir araya gelip bunu çözümlemeye çalıştık. Bunu sorunları çözmeye çalıştık. Kendimiz için güzel olanı seçtik. Bekler başka 2 yaşlı teyze ve amcalar. Bu fırsatı kaçırmayın. Piyasada bulunmayan bu cihaz sadece 2000 dolar değil, 1000 dolar hiç değil, sadece ve sadece 500 dolar. Öğrencilerin katılımı için başarı ortalaması ya da herhangi bir şartın aranmadığı turnuvada takımlar, özel okullar, devlet okulları ve sivil toplum kuruluşları tarafından kuruluyor. Öğrencilerin katılım ücreti ödemediği turnuvada masraflar okullar ya da kurumlar tarafından karşılanıyor. Diyarbakır'dan gelen bir TEGEV takımının sunumunu hiç unutmam. O sene tema denizler ve ekolojiydi. İkinci yılımızdı bizim bu etkinlikte. Diyarbakır'da deniz yoktur ama sanmayın ki denizimiz yok, biz denizleri düşünmüyoruz diye başlayan bir sunumları vardır ki 4-5 kişilik jürinin hepsi ağlamıştı. Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Bilim Kahramanları Derneği, her kesimden her öğrencinin bilim kahramanı olabileceğine inanıyor. Öğrenciler, takım halinde hazırladıkları robotlarını masaya koyduklarında, gözlerinden yaşları ya da adları değil, bilime duydukları, fark yaratan heyecan okunuyor.